Namaz kılmayan ve faiz yiyen biriyle kurban ortaklığı yapılabilir mi? O adamın günahı seni ilgilendirmez. Herkesin günahı kendine. Adam kurban kesmek istiyorsa keser. Belki adam o gün tevbe etti, seni ne ilgilendirir? Bir gün şeyden Fatih Camisi'nden çıkıyorum, işte ikindi vaazı yapmıştım pazar günü. Baktım dışarıda birisiyle mücadele ediyor. Adam camiye girmek istiyor, ağzı leş gibi içki kokuyor. İllet sokmak istemiyor. Adam da diyor ki Allah'ın camisinden beni engelleyemezsiniz falan diyor. Niye engel? Hocam görmüyor musun ağzı leş gibi kokuyor. Koksun sana ne? Allahü Teala demiyor mu? Ne dediğinizi bilinceye kadar yaklaşmayın. Bak bu adam camiye geldiğini biliyor. Allah'ın camisini engellemeyin diyor. Daha ne istiyorsun? Sana ne? Belki adam o gün tevbe etti. Nereden biliyorsun? Peki adam oraya girmedi, sana kızdı. Ondan sonra gitti, biraz sonra öldü. Ne olacak? Bakın şöyle bir olay olmuştu. Ben şimdi Ağa Camii'ne vaaza gidiyordum. 1980'den önce. 76 ile 80 arası 4 yıl orada Ağa Camii'nde vaaz ettim. Şimdi ben cuma namazdan çıkıyorum, aşağıya doğru geliyorum. Orada şey vardı, işte taksi dolmuşlarının kalktığı bir yer vardı. Bir kahya var. Kahya cebinde hep şişe olur. Hiç öyle uyanık görmezsin. Hep sarhoş. Cebinde içki şişesi. Ben sonra inerken kahya dedim geldi. Buyur hocam dedi, esas duruşa geçti. Ya dedim, ben ne zamandan beri şu camiye geliyorum, seni hiç camide göremiyorum. Sen benden önce camiye gelip, yoksa benden sonra camiye gelip benden önce mi çıkıyorsun ki ben hiç göremiyorum? Dedi ki, gelirim be hocam dedi. Gel dedim, bekliyorum. Şimdi sonra gene baktım, tabi kahyanın hiç şeysi yok. Dedi ki, dedim hani kahya gelmedi, ya hocam ben bir şey bilmiyorum ki dedi. Rahmetli annem bana bir kul huyu öğretmişti. Oho kahya sen hafızsın dedim. Olur mu hocam? Vallahi geleceğim dedi. Kahya'ya da şey, oradakiler, ben ona şey yaptım, şey çağırdım ya camiye. Oradakiler dedi, ya hocam bu Yahudi midir, Ermenidir midir, nedir bunu, bırak bunu, bu adamın ne işi var? Rahmetli annesi kulu vallahi öğretmiş buna. Bunlar da hep baş ver diyorlar. Şimdi Ramazan da gelmişti o sıra. Baktım ki kahya gelmiş, benden önce camiye girmiş. Tam kürsünün önünde oturmuş. Şimdi ben vaaz ediyorum, o ağlıyor. Benim vaazımda da ağlayan çıktı yani. Şu. Yani öyle o kadar da değiliz yani ha. Şimdi bir ara kalktı. Şimdi camide, herkes camide şey, hocam iftardan sonra sahurdan önce bir iki duble atmak mubah mı? Yok Yahya dedi. Neyse tamam hocam. Hiç itiraz yok. Ramazan'da oruca başlamış, hayatında ilk defa ya. Şimdi o bayramda, o Ramazan'ın bayramında kahya gidiyor şu şeye, Dolmabahçe'nin bu tarafında bir deniz kenarında şu park var ya. Parka, denizin kenarına gidiyor, denize seyredirken orada nasıl oluyor, düşüyor, beyin kanaması geçip ölüyor adam. Ama şimdi kahya o bahara kadar, şey bayrama kadar herkesin sevgilisi oldu orada. Herkes sevmeye başladı kahyayı. Halbuki o zamana kadar tukaka ediyorlar. Ben de o bayramda Erzurum'a gitmiştim. Bana telefon açtılar. Hocam kahya öldü. Öyle mi? Allah rahmet etsin. Şimdi herkes büyük bir şeyle törenle adamın cenazesini de gitmiş ve kaldırmışlar. Şimdi kötü mü oldu bu kahya? Yani insanlara doğru yaklaşmak lazım gerçekten.
Evet. Dolayısıyla adam içki şey yaptı. Kardeşim sana ne? Adam kurban kesmek istiyor mu? Bitti. Ona o vesileyle birkaç iki kelimeyi de anla, birkaç ayet de okursun.